Evet. Merhabalar. Sanıyorum sesim geliyor. Herkes merhabalar. Canberk senin mute'da kaldı abi galiba. Arkadaşlar Cave of Hitbox'un 3. serisinde tekrardan bir aradayız. Herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Bugünkü konumuz aslında QA Maturity. Özellikle QA Maturity'nin 40'tan fazla ekipte assess edilmesi, büyük organizasyonlarda assessment'ın yapılması konusunu bugün tartışacağız. Bugünkü konuğumuz da değerli meslektaşımız Canberk Alpduygu. Canberk hoş geldin abi, merhabalar. Merhabalar Burak. Hoş bulduk. Böyle bir etkinlikte konuşmak güzel olacak. Farklı bir konu diye Evet. düşünüyorum. Umarım insanların ilgisini çeker herkes. Kesinlikle güzel bir konu. Ayrıca hani yıllar sonra tekrardan böyle görüşmek de seni görmek de güzel oldu. Yıllar önce bir etkinlikte bir aradaydık, hatırlarsan sen davet etmiştin beni Agile Talks'ta. Evet. 6 yıl olmuştur herhalde. Evet, 6 yıl olmuş abi. Tekrardan hoş geldin. Bugün bize vakit ayırdığın için bu güzel konuyla beraber. Eminim maturity konusunu, QA maturity konusunu aramızda duyanlar vardır. Daha önceden belki benzer çalışmalara şahit olmuş ya da bu tarz çalışmaları direkt olarak yapmış arkadaşlarımız, katılımcılarımız belki vardır. Biz bugün bu konuyu en baştan ele alacağız. Aslında maturity assessment nedir? Bu organizasyonlarda kimler tarafından yapılır ve yapılırken ne gibi çalışmalara dokunmak gerekiyor? Hangi ekiplerle beraber? Geniş kapsamlı bir şekilde Canberk'le bugün ele alacağız. Ben kısaca kendimi tanıtıp Canberk'e sözü bırakmak istiyorum. Ben hem QA Consultant hem de partner olarak Clio'da görev alıyorum uzun yıllardır. Canberk sana da sözü bırakayım abi. Sen neler yapıyorsun? Çok hızlıca geçmişimi anlatayım. 2-3 cümleyle. Ben yazılımcı olarak sektöre girdim. Java developer olarak Yapı Kredi'de çalışıyordum. Daha sonra o proje, bu proje ve başka şeyler derken bir anda kendimi QA alanında buldum. İstem dışı olmadı. Biraz da hani kendi isteğimle geçtim. Genelde herkesin hayali QA'den developerlığa geçmektir. Benimki biraz daha farklı oldu. Development tarafından yavaş yavaş QA tarafına geçtim. Ve sonra da daha çok süreç üzerine çalıştım. QA süreçleri nasıl düzenlenir, ne yapılır? Çok danışmanlık verdim. Ondan sonra işte 5 yıl önce de Hollanda'ya taşındım. Otomasyon mühendisi olarak geldim Hollanda'ya. Derken Senior Automation Engineer ve ekip liderliğine geçtim. Medikal bir şirkette çalışıyordum. Biraz daha farklı oluyor tabii. Hardware testi vesairesi. Ve şimdi Albert Heijn şirketinde. Albert Heijn'de hani Migros olarak düşünebilirsiniz. Hollanda'nın en büyük pazar payına sahip olan market zinciri. Orada QA tech lead olarak çalışıyorum. Ve Teşekkür. testten değil, süreçlerden sorumluyum, test süreçlerinden. Bugün de aslında konuşacağımız konu tam olarak bu diyebiliriz sanırım. Biraz da o süreç ve Evet. süreçlerin assessment'larının yapılması, maturity'sinin ölçülmesi. İlk olarak temel bir soruyla başlayalım istersen abi. Maturity assessment deyince aklımıza ne gelmeli? Neyi düşünmeliyiz? Maturity Assessment. Ben Albert Einstein'a geldiğimde şu an yani son 1,5 yıldır yapılmış ciddi bir QA yatırım vardı. İşte test ortamı olsun, test tooling'i olsun. Onlarca farklı iş yapılmıştı. Ve dediler ki hani şu anda senin yerinde daha önce bir danışman vardı. O gidiyor, sen devralacaksın. Devralacağım ama neyi devraldığımı anlayamadım. Çünkü şirket aşağı yukarı 400 kişilik bir IT. 40 tane product ekibi var. Her biri farklı bir şey yapıyor. Farklı bir ürünü test ediyor. Farklı tool'lar kullanıyorlar. Dedim ki yani bir ölçüm yapalım. Şirket içerisinde kalite ölçümü nedir? Yani kalite deyince insanlar ne anlıyor? Tool'lar deyince nasıl kullanıyoruz? Bu yüzden de hani kalitenin işte kalite ölçümü yapmak istedik. Bu da neleri kapsıyor içinde? Esasında tooling'inden tutun, sürecine, proje yönetimine, gereksinim toplanmasına, organizasyonel yapılanmaya, yani test ekipleri neyden sorumlu, neler yapıyorlar, limitleri nedir, bu kişilerin yapabileceği şeylerin maksimum sorumluluk alanı nedir, bunun dışında non-fonksiyonel testler nedir gibi onlarca farklı esasında kriteri ölçümlediğimiz bir çalışma oldu. Bu sayede hani şirketin güçlü yönlerini ortaya çıkartıyorsunuz. Bir de şirketin güçlü olmadığı, zayıf olduğu yerler ve bunun üstünden de zayıflarda hangilerini önceliklendirelim, neye önem verelimi daha iyi görebiliyorsunuz. Çünkü 40 tane ekip olunca herkesin iyi yaptığı, kötü yaptığı ortak şeyler var, farklı şeyler var. Bunları birbirlerine anlatmaları,
O aktiviteleri diğer ekiplerde de gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bu yüzden bayağı ciddi bir çalışma oldu. Aslında yani şöyle de diyebiliriz sanırım. Bir organizasyonda development ekipleri var. Belki süreç yönetim ekipleri var, QA ekipleri var. Evet, herkes işini güzel bir şekilde yapmaya, organizasyona katkıda sağlamaya çalışıyor ama senin bulunduğun ve ekibinin denetleme göreviyle diyelim aslında o assessment süreciyle aslında o efektif olarak daha iyi nereye gidebilir? Bu ekipler onları gözlemeye çalışıyorsunuz. Evet, yani Engelleri. ortak dili oluşturmak, ortak dili oluşturmak da diyebiliriz. Hani tabii ki 40 ekibin 40'ı da aynı şeyi yap, aynı şeyi aynı yöntemle yapacak değil. Evet. Yani mobil ekibin çalışma sistemi farklı, Webinki farklı ya da işte POSM şey tarama cihazlarımız var işte dükkanda ürünleri taradığınız. Her ekibin farklı bir yoğurt yiyişi var. Ama mesele genel olarak kalite anlayışını nasıl ortak hale getirebiliriz? Birisi işte fonksiyonel test dediği zaman ne anlamalı? Otomasyon dediği zaman neyi nasıl yapmalı gibi. Ortak dili oluşturmak ve bunun tabii ki süreç dahilinde durmadan kontrol edilmesi, düzenlenmesi ve hep ekibin otonom hale gelmesi önemli. Evet. Tahmin ediyorum yani o aslında kuralları ya da nasıl diyeyim impedimentleri bulmanın yanında aslında onun takip edilmesi de oldukça zorlayıcı bir süreçtir diye düşünüyorum. Evet, yani şu anda ekipler işte bazı şeyleri implement ettik çalışmanın sonucunda. Şu anda her gün ben giriyorum, bazı şeyleri kontrol ediyorum ve bütün ekipleri esasında dürtüyorum. Evet. Bakın böyle bir sonuç var, yapmanız gerekiyor ve 15-20 gün sonra şunu görüyorsun. Hatırlatmana gerek yok. O kişi artık onu yapmaya başlıyor. Refleks oluyor onun için. Ama ilk başta birisinin onu ittirmesi gerekiyor ne yazık ki. Bu Aslında dünyanın kültür. her yerinde böyle. Bunun Türkiye olsun, Hollanda olsun. İnsanlar otonom olmayı istiyorlar. Ama çok da fazla sorumluluk almayı herkes doğal olarak istemiyor. Evet. Ama esasını gösteriyorsun ki bu sorumluluğu aldığın zaman senin hayatın daha kolaylaşıyor. İşte o zaman o kişi onu üzerine almaya başlıyor. Ama ilk başta kimse üzerine bir şey almak istemiyor genel Evet. olarak. Hem aslında kendi hayatında böyle kolaylıklar oluyor aslında o otonomla beraber hem de organizasyona aslında daha fazla katkı sağlamaya başlıyorlar. Ve en tepesinde de benim gördüğüm aslında bunu aslında teknik bir iş yaptığımız ama kültürel bir dönüşüm bir taraftan da. O Evet, kültür bu bayağı ciddi bir kültürel evet. dönüşüm. Ekiplerin bunu kabul etmesi ve dediğin gibi hani 15 gün sonra ya da 20 gün sonra kendi başlarına onu sürdürmesi aslında beklenti o kültür Evet. değişikliği. Yani burada tabii şey de var. Sponsorluk dediğimiz bir şey var bizim şirkette. Yani bu projenin sponsoru kim? Ben işte QA lead'im. Evet. Seviyem belli IT içerisinde. Ve her ekibe söz geçiremem. Evet. Ama mesela bizim bir konsorsiyumumuz var içeride ve burada da bir belli başlı sponsorlar var ve bunlar da işte bizim tüm squadlar ya da ne bileyim cluster dediğimiz cluster leadler. Yüksek seviyede insanlar ve bu kişiler benim koyduğum roadmap'e evet Canberk bunu uygulatacak deyip sponsorluklarını gösterdiği için de ekipler daha farklı bir şekilde yaklaşıyorlar. Evet. Yani ben tepeden geldim, Canberk diye birisi geldi. Ulan şirket 6 aydır biliyor. Bu adamın söylediği neden yapacağız demiyor kimse. Ortak bir karar var. Roadmap bu ve o şekilde gitmemiz gerekiyor gözüyle baktıkları için. Daha doğrusu bakılması gerekiyor. Buna böyle bakılmazsa zaten hiçbir şey olmuyor. Onu fark ettim. O aslında güçlü bir kuvvet, güzel bir dayanak aslında öyle bir sponsorluğun içeriden gelmesi direkt olarak sanırım. Aynen öyle. Dışarıdan geldiği zaman hatta bizde şu anda CTO seviyesinde bir sponsorluk desteği var QA problemlerinin çözülmesi için. O yüzden hani biz CTO dahil olayın 3 ayda bir içine girip ne yaptık, ne ettik, ne durumdayız inceliyoruz hep beraber. Gayet güzel abi. Peki biraz daha böyle işin derinlemesine girmek gerekirse Aha. bunu nasıl bir ekipte şu anda sürdürüyorsun? Şu anda 3 kişiyiz. Hı. Çok azız. Ama şöyle, esasında ben tek kişi olduğumu söyleyebilirim. Biz 3 kişiyiz. Birimiz performans test mühendisi, bayağı deneyimli birisi. Birimiz otomasyon mühendisi. Ben de tamamen süreçler üzerine çalışıyorum. Bu çalışmayı yaparken ben tek başıma çalıştım. Aşağı yukarı işte 25 test mühendisiyle ve 15 developer'la ve bir de product owner'lar işte ne bileyim iş analistleriyle görüşerek hani belli bir set sorusu var işte. Test case nasıl yazıyoruz? Planlamayı nasıl yapıyorsunuz? Nedir o? İşte metriklerinizi monitör, yani metriklerinizi izleyebiliyor musunuz? Ürününüzün çalıştığına nasıl emin oluyorsunuz gibi yani böyle 40 tane o 50 tane soru sorduk bu kişilere. Ve her biri de şey vardı tabii. Aa şunu iyi yapıyoruz, burada kötüyüz. Bir de şu oluyor, kendi bölümünüzün içinden birisi size soru sormadığı zaman daha dürüst cevap veriyorsunuz. Yani dışarıdan birisi gelmiş, sana bir soru soruyor ve ben hiçbir şekilde seni yargılamak amacında değilim.
bir şeyi düzeltmek amacındayım. İnsanlar daha dürüst oluyorlar. Ama tabii tek bu yetmiyor. Bir sürü soru cevap yetmek. İşte ben dedi ki mesela işte biz Jira tiketlerinde uçuyoruz kaçıyoruz dedi. Şöyle yapıyoruz. Ya. Tamam bir Jira tiketini göster bakalım diyorsun. Bir açıyorsun ortada hiçbir şey yok. Evet. Demek ki yani esasında hayalinde böyle bir şey yaşıyor o kişi. Ekibin yaptığını düşünüyor. Bir bakıyor. Yani yok böyle bir şey. Yani söylenenleri kanıtlaması da gerekiyor kişinin assessment sürecinde. Yani ben işte otomasyonu yapıyorum. Her gün raporuna bakıyorum. Bakıyorsan neden hala her gün 7-8 tane hata çıkıyor? Neden düzeltmiyoruz bunları? Çünkü Evet. esasında her gün GitHub'a girip oraya bakmaya üşeniyor. Ama biliyor orada hata olduğunu, şey olduğunu. Bu yüzden işte önleyici aksiyonlar almak için bu çalışmayı yapıyoruz. Ve bunu sadece developerlarla yapmıyorsun. Bunu yani şardan, QA'lerle yapmıyoruz, developerlarla da yapıyoruz. Çünkü QA'ler biz çok iyiyiz derken developer hayır iyi değiller diyebiliyor. Ya da developerlar biz çok iyiyiz, bizi unit test yapıyoruz derken testçiler diyor ki lan bize her gelen ürün berbat geliyor. Yani ürünü açıyorsun açılmıyor bile, crash ediyor 3 günde bir diyebiliyor. Ve bu gibi şeyler esasında bize güzel bir feedback veriyor, geri bildirim veriyor. Çünkü çapraz sorgu yapıyorsun. İyi polis, kötü polis. Kesinlikle. Ve sonra da müdürlere gidiyorsun. Müdürlere de soru soruyorsun. Müdür diyor ki evet bizim ekip çok iyidir diyor. Sonra bir gösteriyorsun. Berbatmışız. Evet. Bu bana biraz şey tanıdık bir senaryo geldi aslında. Biliyorsun abi biz de danışmanlık yapıyoruz ve bazı organizasyonlar da bu assessment süreçlerini bizim de yaptığımız oluyor böyle belli başlı ekiplerde. O senin dediğin gibi aslında bağımsız bir ekip olarak oraya gelip o soruları sorduğun zaman daha böyle objektif ve açık davranabiliyor karşıdaki Doğru. kişiler. Ve aslında onlarla beraber daha rahat onları engelleyen işte süreçlerdeki basamaklar ne, iş verimliliği etkileyen durumlar nedir ya da daha iyiye götürmek için atılması gereken, dokunulması gereken noktalar nedir? Çok daha rahat bir şekilde böyle bir sohbet havasında aslında açığa çıkıyor. O Doğru. bağımsız bir sistemin aslında içeride oluşturulması bu. İçeriden bir ekip de olabilir sizin gibi ya da dışarıdan bir ekip de olabilir. Bu desteğin alınması gerçekten aslında birçok şeyi kolaylaştırıyor organizasyonlar için. Evet, yani farklı kriter. Yani bir de şöyle bir şey var. Organizasyonun kalite seviyesini, kalite algı seviyesini yükseltmenin limiti yok. Evet. Limit her zaman sonsuzdur. Yani biz şuna bakıyoruz esasında. Bir de şirket İşte time to market yani bir an ne kadar hızlı sürede release etmeliyim. Evet. Benim ürünüm ne kadar riskli. Bu risk alanlarını ve işte time to market'e göre esasında bir strateji de belirlemek gerekiyor. Yani ben öyle bir süreç yazarım ki bizim şirkete. Bizim şirket önümüzdeki 2 ay build çıkamaz Evet, canlı. evet, evet. Ama benim Anladım. böyle bir lüksüm yok. Çünkü Pascal'a geliyor. İşte ne bileyim Christmas geliyor. Benim farklı işler yapmam gerekiyor mobil aplikasyon ve 2 hafta içinde yapmam lazım. Yani o 2 hafta içerisinde yaptığımız işi bizim ne kadar kaliteli hale getiririz çözmemiz lazım. Mesela bir önceki şirketim olsa, çalıştığım şirket, medikal alanda orada gerçekten daha farklı kurgularsın bunu. Çünkü hardware testi var. Ya da ne bileyim işte kalp cihazının çalıştığına ben yarım saatlik testle onay veremem. Kesinlikle. O yüzden hani şirketin risk alanı, çalıştığı alanla alakalı da farklı kriterler koymak gerekiyor. Yoksa bunun limiti yok dediğim gibi. Sonsuza kadar test edebilirsiniz. Klasik. Peki şeyi sormak istiyorum. Bu arada arkadaşlar sorularınız olursa chatten de paylaşabilirsiniz. Hani onları da cevaplamak isteriz paralelde. Ben Evet. şeyi sorayım abi. Şimdi siz farklı ekiplerle yakın ilişkide çalışıyorsunuz. Onlara bazı sorular soruyorsunuz. Belki bir checklist üzerinden ilerleyerek bu süreç devam ediyor. Peki arkasından sonraki takip eden adımlar biraz detaylandırabilirsek Evet. bir belirlenmesi Şöyle. var galiba herhalde paralelde. Aşağı yukarı 20 tane bizim soru, yani 20 alanımız var. Bu 20 alan üzerinden onlarca soru soruyoruz. İşte mesela otomasyonu yapıyor musun? Evet yapıyoruz. Yapıyorsan raporlamayı nasıl yapıyorsun? İşte GitHub'daki loglar var. Okey. Her gün kontrol ediyor musun? Ediyorum, etmiyorum. Ediyorsan önleyici aksiyon alıyor musun? Yani işte testini kontrol etmek ya da ne bileyim yani uygulamayı kontrol etmek. Hayır yapmıyorum. Evet yapıyorum. Peki yaptıktan sonra ne kadar sürede fix ediyorsun testini ya da ürünü? Gibi hani şimdi 5 farklı adım oldu. Esasında hangisine geliyorsan seviyen odur. Yani raporlamam yok. Kötüsün. Raporlama implemente etmeliyiz. Raporlaman var ama her gün bakmıyorsun. Biz seni bu rapora nasıl her gün bakabilir hale getiririz?
bu raporu sana daha hızlı erişim haline nasıl getiririz? Yani farklı çıktılara göre farklı aksiyonları almak gerekiyor. Sonuçta gitmek istediğimiz yer var. Mesela bizdekinden örnek vereyim. Otomasyon tarafı. Ben şirkete geldiğimde otomasyon var mı dedim. Var dediler. Cypress'te yapılmış. Bayağı ciddi bir zaman almış yani projeleri yapmak. Anormal paketlerimiz var. API'lerle entegre. Uçuyoruz, kaçıyoruz. İnanamazsınız. 500 civarında otomasyon testi koşuyor her gün. Ve bunun dışında hani PR'larda çalışıyor, Nightly'ler çalışıyor. Anormal bir otomasyon var. Dedim ki yani sonuçlara bir bakayım. İlk haftam, ikinci haftam. Ben hepsi patlamış. Yani bir tane yeşil yok düzgün. Full test çalışmış. Sonra ertesi gün bir daha baktım. Gene aynı şekilde. Sayılar da aynı. Ertesi gün sayılar daha da kötüye gidiyor. Dedim ya kimse aksiyon almıyor. Dedim neden? Gibi bir durum var o zaman yani. Evet yani orada öyle bir şey var. Çalışıyor ama çalışan şeyi kimse umursamıyor artık. Çünkü öyle bir noktaya gelmiş ki zaten %50'si fail ediyor. %50'si fail eden bir şey de fix etmek gerçekten çok zor. Evet. Ondan sonra işte mesela burada ne yapalım dedik. Hızlı bir şekilde raporlamaya geçelim. Bir raporlama tool'u koyalım. İşte Report Portal diye bir tool vardı. Bunu entegre ettik. Daha sonra bütün işte ekiplerin proje alanlarını açtık. Şey yaptık. Daha sonra ne yaptık? Başka bir dashboard hazırladık. En çok fail eden test case'ler. Analiz ediyor. İşte diyor ki şu test %100'ünde test fail ediyor. Okey güzel. Bunları önceliklendirelim. %20 fail eden bir şeyi al önceliklendirmeye gerek yok. Çünkü hani günlük bir şey olmuş olabilir. Ama %100 fail ediyorsa yani ürün dağıldı ya test script'i bozuk. Sonra şunu yapmaya başladık. İşte bazı analiz tool'larıyla bütün projelerdeki ortak problemleri çıkartmaya çalıştık. Nedir o mesela? Timeout kelimesi varsa eğer ki stack'te yani stack trace'te timeout kelimesi geçiyorsa bu demek ki ortada bir performans problemi var. Varsa hangi alanlarda? Mesela bazı API olabilir, bazı X bir şey olabilir. Bu API neden patlıyor? Bu artık testin şeyinden çıkmaya başlıyor. Developer'a gitmeye başlıyorsun. Ve mesela bir şeyi fark ettik. Bizim bir servisimiz varmış Time Slot Selection diye. Yani ben bana gelecek paketin yani teslimatın gününü ve saatini seçiyorum. Bu endpoint son 6 aydır düzgün çalışmıyormuş. Herkes moklamış. Ama kimse fix etmekle uğraşmamış bu endpoint'i. Ve sonradan şu da ortaya çıkıyor. Bu servis düzgün çalışmadığı için entegrasyon testi de bizim çok uzun sürüyor. Çünkü 10 kere deniyorlar, 3'ünde çalışıyor bu endpoint. Evet. Ama mesela kimse sesini duyuramamış bunu o ilgili ekibe. İşte bu çalışmayı yaptığın zaman esasında farklı farklı noktalara gitmeye başlıyorsun. Şunu görüyorsun işte test mühendisi fazla sesini çıkartamıyor. Çıkarsa duyuramıyor. Duyurduğu zaman da önceliklendirilmiyor. Çünkü sebebini tam olarak anlatamıyor. İşte burada da mesela organizasyonel kısma giriyoruz. Organizasyonel neyi çözebiliriz? Yani testçiden bir problem geliyorsa ve ben işte regresyon günümü tamamen abuk sabuk problemlerle uğraşarak geçiriyorum diyorsa o problem çözülecek. Evet. O problem yaşayamaz bu şirkette. Çünkü ben canlıya çıkamıyorum düzgün bir şekilde emin olmadan. O yüzden hani esasında bu çalışma onlarca farklı problemi ortaya çıkartan bir çalışma oluyor. İmplemente ettiğiniz her tool yeni bir çöplüğü, işte halının altına atılmış çöplük yani halı adam düzeltmiş mi problemi esasında süpürmüş halının altına koymuş. Evet. Çünkü virtualize etmiş problemi. Evet. Ama problem orada duruyor. Çok ciddi bir konu da var aslında burada. Albert Hein, yani Albert Hein spesifik bunu söylemek istemiyorum. Ama hani büyük organizasyonlarda, küçük organizasyonlarda, orta ölçekli organizasyonlarda bu ciddi sıkıntı oluyor. Albert Hein binlerce çalışan olan bir şirket. Evet, yüz binlerce. Evet, yüz binlerce çalışanı. Yani o detayı sen daha iyi biliyorsun abi. Ama hani bu tarz işte minik şeylerle de gözden kaçmalar oluyor maalesef. Gözden kaçma bir yerden sonra şu da oluyor. O kadar çok iş var ki. İşte bu özellikle COVID döneminde bu gibi firmalar çok büyüdüler. Hep feature odaklı olmuşlar. Koyabildiği kadar feature ortaya çıkartmaya çalışıyor. İşte bug fix diyeyim. Türkçesini şey yapamadım. Bug fixleri de sonraya bırakıyorlar. Ama bazı şeyler var çok kronik olmuş. Hani kronik rahatsızlıklar şey gibi işte insanın bazen ayağı ağrır. Ya zaten her sabah benim ayağım ağrıyor diyorsun. Yani o senin alışkanlığın olmuş, umursamamaya başlıyorsun. O duruma geldiği zaman zaten ortalık dağılmaya başlıyor. İşte bizim bu assessment'la biz o tür şeyleri ortaya çıkartmaya çalıştık. Kronik problemlerimiz. Ve yani ilk 6 ayda şunu çözdük. Regresyon testi sırasında bir Allah'ın kulu artık şikayet etmiyor. API problemlerinden. Ya yani ürünlerimiz stokta, time slot çalışıyor. Evet biz her şeyi yapabiliyoruz.
Bundan önce benim geldiğim ilk ay ben hep böyle izleyici olarak yaptım. Hiçbir şey yapmadım şirkette. Dediler ki izle. Ne olduğunu gör şirkette. Her dakika bir şikayet vardı. Ama Evet. bunu çözmek için doğru yere ulaşamıyordu insanlar. Ben esasında biraz da o işi yapmaya başladım. Hani iki nokta arasındaki bağlantıyı kuruyorum şu anda. Ve Evet. çekiliyorum kenara. O iş çözülüyor ondan sonra. Aslında internal bir ekipsiniz ama bunu bağımsız bir kuruluş olarak bir bağlayıcı Şirket, evet doğru. zaten biz hiçbir product ekibine bağlı değiliz. Enablement diye bir ekibiz. Yani şirket içerisindeki o enabler Türkçesi ne olabilir onun? Teşvik edici ekibiz. Mesela bizim ekipteki Kafka enablerlar var. Kafka'yı başka ekiplerde kullanılması üzerine ekipleri zorluyorlar. İşte ne bileyim GraphQL ekipleri var. GraphQL ekipleri hiçbir product'a dokunmuyor. Ürünü alıyor, veriyor, paketliyor. Onların isteklerine göre framework'ı geliştirip siz bu şekilde kullanacaksınız. Ben de aynı şekilde QA tool'larına bunu yapıyorum. Product'ı gerçekten bilmiyorum. Çok ciddi olarak bir sürü fonksiyonalitesi var, hakim değilim. Ama nasıl test edeceğimizi, nasıl yapacağımızı söylüyorum. Tabii bazen şu oluyor, product'ı bilmediğim için yanlış bir şey de yapabilirim, söyleyebilirim. Orada da sürecimizi değiştiriyoruz. Ya da ekiplere göre süreç çeşitlendirmeye başlıyoruz. Ama aslında doğrusu da sanırım biraz başka bir konuya dalınacak bunu ama enablement ekibi olarak aslında yaptığınız jenerik bir iş. Sonuçta bir süreç var ve süreci iyileştirmek. Evet, Evet. business hakim olmak önemli ama bunun hakim olmadan sürdürülebilmesi aslında o işin daha böyle hakikaten jenerik ve oturmuş bir sistem olduğunu da gösterebilir gibi geliyor bana. Tabii işin içine business logic'i çok fazla koyunca yani iş mantığını o iş yürümüyor. Çünkü o süreç olmuyor artık. O şey bayağı değiştirilmiş. O bizim için bir şey. Esasında bu süreç şu anda Albert Einstein'da herhangi bir product ekibi gelirse yeni bir ekip onun da çok kolay uygulayabileceği bir yol. Öyle. Aynen öyle. Zaten öyle olmalı. Şimdi yani bazen işte hani kod örneği verilir ya spagetti kod. Refaktör etmek istediğin zaman edemezsin. Çünkü iş birimi, iş içine girmiş, framework'ın içine girmiş, ortalık böyle karman çorman. Onun olmaması gerekiyor. Yani bizim tamamen iş biriminden bağımsız. Lan bu iş nasıl yapılır? Bu işin standartları nedir? Nasıl başlamalı? Nasıl bitmeli? Nasıl implement edilmeli? Her şeyi belirliyoruz. Yok. Bir de bu dediğine ek olarak eğer bağımsız bir şekilde bu süreç yürütülmezse dediğin gibi mevcut bozukluklar kabul edilerek bu sefer o Aynen öyle. assessment framework'ü bu sefer ona göre şekillenecek ve Aynen aslında öyle. yine yanlışlar devam etmeye başlayacak. Aynen öyle devam edecek. O yüzden hani yukarıdan ve bunu çok iyi monitör etmek gerekiyor. Yani elinde işte ne bileyim hani sopayla demeyeyim ama durmadan işte rapor okuyorsun. Şu düzgün çalışmış, bu düzgün olmuş, bu neden olmamış. Yani bunu yapmazsan kesinlikle insanlar sorumluluğu da üstüne almıyor. Evet. İşte otonom ekip oluşturmaya çalışmak da bu oluyor zaten. Peki şeyi soracağım abi. Bu sefer hani bir QA engineer gibi bu soruyu soracağım. Siz enablement ekibi olarak ekipleri gözleyerek aslında eksikler ne, neler yapılması gerekiyor bu noktalarda feedbackleri veriyorsunuz. Aktif olarak bir kodlamaya ya da entegrasyon noktasında aktif olarak sen ya da senin ekibin görev alıyor mu yoksa sadece onlara raporlama koymanız lazım deyip Yok, bırakıyorsunuz? hayır. Biz iş teknik tarafına da giriyoruz. Şöyle mesela ben sizden önce kod yazıyordum. Refaktör ediyordum bizim framework'ü. Yani bir Appium'la yazdığımız mesela bir jenerik framework var bizim. Hem Albert Einstein hem Albert Einstein'ın alt markalarını kullanabilsin diye. Biraz yazmışız ama işte biz de hızlı yazalım derken benden önceki dönemde de benim olduğum dönemde de bazı şeyleri yetiştirmek için biraz spagettiye dönmüş. Mesela şu anda benim oturup PR açtığım gün oluyor. Ya da kod fixlediğim gün oluyor. Hatta bazı şey ilk defa GitHub tarihçeme baktım. Yemyeşil son bir ay. Her gün kod yazmışım ben. Onu da yapıyorum. Yani mesela raporlama entegrasyonu her ekip için ben yaptım. Hiçbir ekibe bunu siz yapacaksınız demedim. Çünkü işin hızlı gitmesi gerekiyor. O ekiplere verirsem bir ticket açacak kendini. Önümüzdeki sprint yapayım diyecek. Yok hani bu biraz şey kafası. Nasıl diyeyim? Avrupalılar çok planlı gidiyorlar. Ama planla gittiğin zaman benim işim çok aksamaya başlıyor enabler olarak. Diyorum ki verin yetkiyi. Hani görün etkiyi muhabbeti var. Yani ben de sizinle beraber aynı şekilde kod yazayım gerekiyorsa. İş daha hızlı gitsin. O yüzden hani ben kodu yazma tarafına giriyorum. Performans koduna pek girmedim bu şirkette. Çünkü performans tarafı biraz daha farklı gidiyor. Getlink yazıyoruz. Getlink'e çok hakim değilim. Bir de orada bayağı yetkin bir arkadaş var. Ama otomasyon tarafında çok şey yapıyoruz. O yüzden hani orada mesela benim ekipteki arkadaşa destek için ben de kendisinden izin alıyorum. Yani ben senin bak koduna gireceğim, bir şey değiştireceğim. Senin için problem midir dediğim zaman hayır ben yaparım diyebiliyor. O zaman bırakıyorum. Ama mesela ben 3 hafta sonra yapabilirim bunu derse
O zaman ben yapabilir miyim diyorum. Ben de o zaman koda giriyorum mutlaka. Aslında senin ya da ekip arkadaşlarına beraber sadece assessment'ı gözlemlemek dışında koda girmesinin bir avantajı da şu olur gibi geliyor bana. Siz aslında daha önceden benzer çalışmalar yaptığınız için başka bir projeye, ekibe geçtiğinizde de yani o desteği verirken aslında ne yapılması gerekiyor ya da karşınıza çıkabilecek ne gibi engeller Evet. olur? Hazırlıklı oluyorsunuz o tecrübeyle Evet, beraber. şu anda mesela başımıza geldi işte Albert Einstein uygulamasını biz mobil olarak test ediyoruz. Bunu Hal & Hal diye bir uygulama, yani buranın tekeli diyebileceğim şirket, o da Albert Einstein'a bağlı. Onun uygulamasını entegre edeceğiz, bir koyduk. Onlarca kodu komentat etmemiz gerekti framework'te. Çünkü çoğu şey bizim Albert Einstein uygulaması için yazılmış, değil mi? Yani iş mantığıyla framework birbirine girmiş. Evet. Şimdi proje yarattık. Bunu dışarı çıkartacağız. Framework'ün içerisinde business'la bağlantılı hiçbir şey olmamalı. Evet. Yani bunlar da oluyor. Bir de şu da güzel oluyor. Yani ben bir arkadaşın, bir ekipteki arkadaşın vakti olmadığı için onun otomasyon kodunu da yazdım geçenlerde. Bunu yazdığın zaman ya biz bazı şeyleri fazla zorlu hale getirmişiz. Framework yapalım derken kolaylaştırana bazı yerlerde zorlaştırmışız. Buraları nasıl çözebiliriz de görüyor. Çünkü şu oldu. Yani ben testi başlatamadım düzgün bir şekilde. İlk yazdıktan sonra. Yani bunu ben yapamıyorsam, yılların tecrübesi var bende de, hani çok şey görmeyeyim ama yani şuraya yeni gelen birisi de mutlaka zorlanacak, ya da 2 haftada bir, 3 haftada bir bu kodu açan birisi mutlaka zorlanacaktır dedik. Mesela oraları düzeltmeye başladık. O yüzden hani koda da girmek gerekiyor. Koda Kesinlikle. girmeden bence olmuyor. Yani senin ekibin bir şey geliştiriyorsa o koda girip bir iki eklemeyi yapmaya çalışmak güzel bir şey. Ya da o kodu kullanıp bir ürün çıkartmaya çalışmak, bir test case oluşturmaya Aynen öyle. çalışmak Bir de şeyi kritik düşünsene oluyor. abi. Sen mesela gerçekten şey sektörde çok tecrübeli isimlerden birisin. Senin bile zorlandığın bir noktada atıyorum yeni bir arkadaş geldi ve ayağa kaldıramadı. Ben çok kez karşılaştım. Ya bu proje iyi yapılmamış, bunu baştan yazalım deyip komple Evet. o emeğin çöpe atılmasına da ben çok şahit oldum. Sırf bu Yok sebeple. tabii. İşte ona da yol açmamak gerekiyor. Evet. Sonuçta para harcanıyor. Yani ciddi danışmanlıkları var. Yani bizim ekipteki otomasyoncu danışman bir arkadaş. Ya yani ona da biz inanılmaz paralar veriliyor onun şirketine doğal olarak. Yani bunu son kuruşuna kadar Evet. kullanmak çok önemli bir şey. O yüzden hani mutlaka bir koda girmek, şey yapmak iyi oluyor. Vaktimiz doldu. Birkaç tane daha soru var abi. Hızlıca onları da sormak Tamam. istiyorum. Ben Ben şimdi şey göremiyorum ama geliyor herhalde. Başka yok yerden yok mi şey, geliyor? hani benim kendi notlarımdan Ha, yine tamam. hatırlatma yapayım. Arkadaşlar sorularınız varsa direkt komente düşebilirsiniz. Hani onları da ben paylaşacağım Canberk'le. Şeyi konusunu merak ediyorum. Şöyle kapı çaldı. Bir kapıya bakmam gerekiyor. Hemen geliyorum. Tamamdır. Sorular varsa bu arada ekleyebilirsiniz arkadaşlar konuyla ilgili olarak ya da ilişkili olacağını düşündüğünüz konular varsa onları paylaşabilirsiniz direkt. Detaylı bir konu aslında. Maturity Assessment. Yarım saatten çok fazlasına ihtiyacımız var ama bugünlük yarım saatte sınırlayacağız. Evet. Hemen Yani birkaç 5-10 dakika daha uzatabilirim. Tamam. İnsanların, herkesin vakti varsa uzatabilirim. Tamam. Ben hemen şeyi sorusu soracağım abi. Mesela siz bir bu assessment sürecini geçirdikten sonra bir ekiple diyelim. Raporlama üzerindeki maturity assessment diyelim. Raporlama üzerinde. Onun sizdeki bir KPI karşılığı var mı? Ya bunun ortalaması bu olması gerekiyor. Diğer ekiplerde de böyle olması gerekiyor gibi bir KPI takip yapıyor musunuz yoksa Yok, sadece KPI takibi şu anda yapmıyoruz. Sadece tamam. şu var, teknoloji 2023 yol haritamız diye bir harita var. Bunun içerisinde bu itemların hepsi duruyor. İşte 2023 başlarken bunları bütün şirkete duyurduk. Ve oradan insanlar şey yapabiliyorlar, inceleyebiliyorlar ne durumdayım bu proje diye. Yani Görünür hangi proje entegre edilmiş, hepsi item item böyle şey de var. Ticket'ın içerisinde yazıyor, Jira ticket'ları. Bittikçe işaretliyoruz, update ediyoruz oraları ve oradan takip ediyorlar. Ama KPI olarak yok. anladım abi. Peki şeyi soracağım abi. Bu siz bir çalışma yaptıktan sonra işte ekipleri bir süre takip edip gerçekten bu karar alınan konuları diyeyim assessment sonucunda uygulayıp uygulamadıklarını denetliyorsunuz. Enablement Evet. olarak. Bunun bu sürecin daha böyle kalıcı hale gelmesi için yani burada kalıcı hale gelmesini gözlüyorsunuz tabii ki. Kalıcı hale gelmesi için aslında yapılması gereken organizasyon seviyesindeki adımlar nedir? Mesela bir örnek bence şey, dokümantasyon bence bunlardan bir örnek.
Evet. O kalıcı hale, kültür olarak oturması için ve organizasyonda herkes tarafından bilinmesi için. Sizin özel olarak böyle yaptığınız adımlar ya da çalışmalar var mı? Yani şu var, yaptığımız her şeyi bizim Confluence kullanıyoruz. Confluence'da dokümante edilmiş vaziyette duruyor. Yani işte X ekibi şu işi yapacaksa nasıl yapacak? Ya da işte biz bug tracking dediğimiz zaman ne anlıyoruz? İşte bütün Jira ticket'ının field'larına kadar bütün detaylar, süreç, nasıl işler, kime ne zaman esen, her şey yazılı. Bunun işte bir update, yani güncel tutulması lazım. Birisinin oturup her yapılan değişiklikte güncelleme yapması gerekiyor. Şirket içerisinde bizim belli başlı işte mobil ekipte biraz daha lead rolünde, işte senior rolünde olan kişiler var. Onlara yavaş yavaş yetkinlik vermeye başladık. Çünkü ben tek başıma her şeye erişemem. Tabii. Bu kişiler takip ediyorlar. Mesela mobilde sorumlu başka, webde sorumlu başka. İşte mesela bugün hatta bir soru geldi. Dediler ki ya biz otomatize ettiğimiz test case'leri işte Zephyr'da yine listeye ekleyelim mi? Çünkü otomasyon yaptık artık. Dedim ekleyin, manuel olarak güncelleyin. O zaman diyor ki bunu sürece de yazalım. Evet. Yani Confluence dokümanına da koyalım. Çünkü şu var, ben gidebilirim. X bir kişi işten gelebilir. Yani bizim Albert Einstein'dan işte emekli olmayacağız büyük ihtimalle. Ben gittiğim zaman şunu asla istemem. Yerime gelen kişi bu adam ne yapmış demesin. Hani gelmiş ama bu adam bunu yapmış. Burada dokümante edilmiş. Ve her şeyi burada var. Ben bu aldığım yerden devam etmeliyim demeli. Çünkü ben geldiğimde dokümanlar en son 2018'de update edilmişti. 19'da update edilmişti. Yani bulduğum her şey çöktü. Evet. Yani aslında onun bir kısmı, hepsi değil tabii ki. Yani benden önce gelen arkadaş bayağı bir şey güncellemiş ama bir yıl boyunca güncelleyemediği ya da ilgilenemediği yerler olmuş yoğunluktan. O yüzden hani bu dokümanın update edilmesi çok önemli ve kişilere de sorumluluk vermek gerekiyor. İnsanlar sorumluluğu ilk başta sevmiyorlar ama sonra biraz da hoşlarına gidiyor. Çünkü insanlar onları dinlemeye başlıyor artık. Evet, evet kesinlikle. Yani biz de junior ya da şeye bakmıyoruz. Yani junior da toplantıya girip söz sahibi olabilir, bir şeyi ucundan tutabilir. Hatta yani öyle birisi tuttuğu zaman ben biraz daha işte onun yani şirket içerisinde duyurmaya da çalışıyorum ki kişi de hoşlansın. Ya bak bir şey yaptık, bunu duyuruyorlar. Bu tür işleri mutlaka yapıyoruz. Aslında kişiyi aynı zamanda yaptığı işle beraber onura da etmiş oluyorsunuz. Yani evet, onura da etmiş oluyorsun. O da mutlu oluyor. Biraz daha yapmak istiyor. İşin ucundan tuttuğum için bu bana yük olmadı esasında. İyi de olduğu görüyor. Kesinlikle. Ama dokümantasyon çok kritik. Hani şey diyorlar, agile ortamda dokümantasyon olmaz ama bu şey, süreç dokümantasyonu. Yani gidip herkese oturup ticketlarınızı şöyle yazmalısınız, içine normal detay koymalısınız gibi dokümantasyon değil. Yani süreci dokümante et, bunun takip et. İnsanlar bir yerden sonra zaten kendileri soru sormaya başlıyorlar. Ya bizim böyle problemimiz var, bunu nasıl çözeceğiz? İşte o zaman gene sana geliyorlar. Evet. Süreç update edelim. Aksiyon alalım. Aksiyonun birkaç tanesini aldığımız aksiyonları insanlara gösterelim, sunalım. Görsünler. Çünkü aynen. Şey de olmuyor. Yani birine bir şey göstermezsen faydası da yok. Yani biz mobil otomasyon yaptık. Çok güzel. Developerların haberi yok. Evet. Yani hiç faydası yok. Şimdi mesela developerlarla senkronize bir şekilde gidiyoruz. Onların isteklerini entegre etmeye çalışıyoruz. Tekrar bir onlara sunum yapıyoruz. Yani durmadan bir etkileşim halinde olmak gerekiyor. Yani süreç entegre edeceksen etkileşim halinde olup durmadan bütün update'leri bütün paydaşlara vermek gerekiyor, anlatmak gerekiyor. Ve herkesin görünür olması, yani herkese görünür olması lazım ki onlar da bunların farkına varsınlar. Hatta evet. Güzel tarafı bunun yapılan çalışmaya onlar da katkı sağlasın aslında günün sonunda. Aynen öyle. Yani birisi ha bak böyle bir şey yapılıyor bu şirkette, o zaman şunu da yapsak mı? Evet. Deyip sana gelmediler. Çünkü şunu görüyorum. Sen bir şeyi implement edelim dediğin zaman ya da bir şeyi bulmak istediğin zaman o çok etkisi olmuyor. Ne zaman ki insanlar sana gelmeye başlıyor, şu problemi çözelim. O zaman gerçekten insanlar problemi çözmeye çalışıyorlar. Peki. Sen dersen burada problemin var, çok umursamıyor. Kendisi şikayet etmeye başlamalı. Kesinlikle, İşte kesinlikle. O zaman çok büyük fayda görüyorsun. Abi son sorum. Eminim bu çalışmaları yaparken iyi giden noktalar olmuştur, zorlayıcı noktalar olmuştur, kötü giden noktalar da olmuştur. Hepimizin tabii tecrübeleri var. Enablement ekibi olarak kendi gözünden ya da ekibinin gözünden bu assessment süreçlerini, maturity assessment süreçlerini yaparken en zorlayıcı böyle kulunç ya da direnç diye adlandıralım onu. O tarz böyle karşılaştığın durumlar oluyor mu ekipler içerisinde ya da süreçsel anlamda? Var, şu anda yaşadığımız problemler var. Mesela Albert Einstein'ın bütün depo yönetim sistemi
bayağı eski. Hı. Bütün depo yönetimi mesela çok eski. Orayla ilgili problem yaşadığınız zaman gerçekten çözdürmek çok zor oluyor. Evet. Yani test ortamında stokta ürün olması lazım ki satın alabil. Yani stokta ürün yok diyorlar. Yani çözmek için 1-1,5 ay harcadık. Belçika tarafını çözemiyoruz şu anda. Ekip kodun içine dağıldı. Şunlar da gördük işte. Bazı ekipler o kadar kişiye bağımlı olmuş ki o kişi gittiği zaman onu çözemiyorlar. Mesela Evet. ya da işte diyor ki ya biz zaten sistemi 3 ay içerisinde yenileyeceğiz. Yani buralar sıfırlanacak. Bekleyin biraz daha. Tamam da yani olmuyor. En azından bize bir çözüm öner. İşte buralarda biraz da şu gerekiyor. İşte sponsorluk desteğinin önemi orada ortaya çıkıyor. Sen çözemiyorsun çünkü farklı bir ekip. Ekip direnç gösteriyor. Müdürüne de gitsen ya da işte yetkili kişisine de gitsen problem var. Çözemiyorsun. İşte orada senin sponsorun hayır bu iş bizim yol haritamızda dediği zaman onlar çözülmeye başlıyor. Yani bu süreç geliştirmek kesinlikle bir kişinin ya da bir ekibin biz bunu yapacağız demesiyle başlayan ve Evet. iyi giden bir şey değil. Çok iyi bir sponsorluk, destek lazım. Ki seni arkadan birisi mutlaka desteklesin. Kesinlikle. Yani senin dediğinden özetleyeceksek aslında hem organizasyonel seviyede engeller de çıkabiliyor. Hem uygulama Aynen öyle. bağımlı engeller de olabiliyor. Hem de kültürel açıdan kişi bağımlılık olduğu zaman kültürel açıdan da engeller çıkabiliyor yani karşımıza. Evet, mesela bunları da görmek güzel oluyor aslında. Çünkü şirketler çok farkında olmuyor kişi bağımlılığının. Sen bunları ortaya çıkartmaya başladığın zaman ya şunları çözelim ama yani bunu kod yazarak çözemezsin. Tabii. Ekiplere nasıl sorumluluk vereceğiz? Sorumluluğu ekipler arasında nasıl paylaştıracağız? Bazı kişilere çok mu yüklendik? Bazı kişilerde çok mu hiç mi yüklenmedik gibi farklı şeyleri görebiliyorsun. O yüzden esasında faydasını da hızlı alabildiğin bir çalışma değil. Yani Kesinlikle. 7. aydayız. Biz bir şeyler görmeye başladık hatta geçen bunun sunumu da vardı ama esas faydayı bir yılın sonunda görebileceğimizi düşünüyorum şirketçe. Bu da Evet. biraz işte sabır. Sabır ve ciddi bir yatırım Evet, aslında. ciddi bir yatırım oluyor. İnsanlar Evet. sonuçta yaptığı işin %10'unu ayırıp bu tarafa da yönlenmeye başlıyorlar. Evet. Abi süremizi biraz açtık. Benim sorularım Tamamdır. bu kadar. Arkadaşlar sorularınız varsa ekleyebilirseniz komentten. Bence çok güzel bir seans oldu. Canberk çok teşekkür ederim. Yıllar sonra seni Rica görmek. ederim. Evet, güzel oldu. Ben de bayağıdır konuşmamıştım böyle bir etkinlikte. Benim için de tekrardan bir antrenman oldu. Güzel oldu. Güzel. Yani önümüzdeki aylarda yine vaktin olsa aslında bu konu çok önemli ve ciddi bir konu. Birçok şirket ve organizasyon hala buraya benim gözlemim yatırım yapmıyor. Ama herkesin bence ihtiyacı olduğunu düşündüğüm bir konu. Assessment, QA Maturity Assessment tarafında. Herkes feature çıkartmaya çok odaklı. Evet. Yapacak bir şey yok. Ama işte o noktalarda da bazı şeyler maalesef zarar olarak arka planda şirketin hanesine yazılıyor. Belki başka bir seansta ilerleyen dönemlerde yine vaktin olursa bu konuyu biraz daha derinlemesine ya da başka bir konuda da Hı, senin tabii ki isteriz. yapabiliriz. Sorusu olan olursa bana LinkedIn'den de ulaşabilir. Hani bir sorunuz zordur. Fikir almak isterseniz bana da yazabilirler. Ben de ufak mutlaka bir cevap yazarım kendilerine. Çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Akif bize teşekkür ediyor Canberk. Ben de iletmiş olayım teşekkürlerini. Evet. Abi ben de çok teşekkür ediyorum tekrardan vaktin için. Bu değerli Oldu. bilgiler için. Görüşmek üzere o zaman. Görüşmek Herkese iyi üzere. günler. Görüşmek Bay üzere. bay. İyi günler size.